Herkese selam, Pesukke kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bugün Ali Emre'nin hesabındayız. Kendisiyle sıfırdan bir kadro kuracağız. Ama şöyle, ne kolektif güç rekoru ne de başka bir şey ne de farklı türde. Sadece oynayabileceğimiz bir sistem kuracağız. Çünkü çok ilginç bir dizilişi var. Biliyorsunuz top çevirme taktiklerine acayip kıl oluyorum. Yani normalde iyi oynayamıyorum top çevirmeyle. Ama bu sefer çok ilginç bir diziliş. Bu dizilişi kullanmam gerekiyor. Kendisi toplamda 200 TL civarı oyuna para yatırmış kardeşim. Aklınızda bulunsun. Bu arada Mikel Arteta'yı almış. Top çevirme olduğu için bugün Mikel Arteta ile oynayacağız. Ama öncelikle güzel bir kadro kuralım. Yani oynayabileceğimiz bir kadro kuralım. Bakalım 200 TL kadro nasıl oluyormuş, birlikte kontrol edeceğiz. Bu tarz videoların devamı için inanılmaz beni yapmayı ihmal etmiyorsunuz dostlar. Gelin hemen kontrol edelim. Şimdi kaleciyle başlayacağız. Maksimum kaleci 96. Şimdi 96'lık kaleci var. 95'lik de Ter Stegen var. 95 Oliver Kahn var. Ya ben bu tarz bir rating için açıkçası buraya Oliver Kahn'ı alırım. Kafam rahat olur. Düşüşte gelme ihtimali yok. Kaleciyi yedeklemek zorunda kalmam. Bu şekilde aslında başlayabilirim. Stoper hattını kontrol edelim. Stoperde kimler var? Bu arada Arsenal oyuncuları da olacak. Yukarı doğru çıkacağım. Çıkamadım da. En yüksek oyuncusu kim? Şu anda Ruben Dias, Delight, Saliba görünüyor. Guardiola, Marquinhos. Dostlar kesinlikle ilk önce Tomori. İlk önce Tomori arkadaşlar. Çünkü süratlidir. Bana süratli oyunculara ihtiyacım var. Marquinhos var 96. Guardiola var, Saliba var. Dostlarım Marquinhos'u gelip buraya çekeceğim. Saliba'yı da ortaya koyacağım arkadaşlar. Defans hattı bu şekilde. Bu arada çok ilginç bir diziliş ve hayatımda ilk defa gördüm gerçekten. Bu kimin dizilişi kardeşimiz artık videoyu izlerse yorumlara yazar. Geri kalan defansları yedeklemeye gerek yok. Sadece Saliba'yı yedeklemem gerekiyor dostlar. O yüzden burada Saliba'yı yedeklemek için ya Upamecano'yu da beğenmiyorum ama Eder Militao'yu alabilirim. O da çünkü süratli oyunculardan bir tanesi. Çıkalım yukarı bakalım kimler var. Tomiyasu'yu fullememiş. Oyuncuları fullememiş olarak görünüyor. Peki Kunde de var. Dostlar ben buraya bir dakika. Saliba. Geleceğim buraya. Dostlar Kunde'yi alacağım. Daha süratli iş görür. Kunde daha iyi. Çok güzel. Defansif orta sahaya Ambrosini var. Hemen burayı bunu da kovmuyor. Yok, bu dos olur. O kadar da açık vermemek lazım. Bu dos olur bence. Dos olur. Casemiro var bu arada. Şöyle arada bakıyorum ki performansı yüksek mi düşüşte mi diye. Tamam güzel. Şimdi kanat adamlarına biraz ihtiyacımız var ama. Scholes da varmış. Pedri var. 96'lık Pedri iş görür. 96'lık Pedri'yi buraya koyabilirim. Ya gerçekten merak ediyorum bu arada dizilişte ne olacak. Odegaard'ı gelip buraya alabilir miyim? O'Shea'ymiş. Tamam. Başka kim alabilirim? Coman var. Hemen şöyle performansı olsun fark etmez. Coman 97. Kanattaki pırpır adamlara çok ihtiyacım var. Saka'yı geldim aldım. Çok güzel. Eşref Hakimi var. Şu adam çok iyiydi ya. Keşke bunu fulleseydi. Chukwueze çok çok iyi bir oyuncu. Yukarı doğru çıkıyorum. Garnacho'yu da fullememiş. Gascoigne var. 96'lık Gascoigne. Dostlar ben buraya Gascoigne alacağım. Figo var. Saka'yı buraya çekip bir dakika bu gizli forvet değil. Bunu da kanat yapmamız lazım. Bunu da kanat yapıp Luis Figo'nun ortaları çok baklı biliyorsunuz. İş görecektir. Lionel Messi var. Neymar paketi var. 7'ye alırız Neymar'ı. Forvet'te Isak fullenmemiş. Tel var. İkisi de fullenmemiş. Gabriel Jesus'u fullemiş. Neymar var. Mbappe var. Dostlar Lewandowski de Mbappe. Ben birazcık şey yapacağım. Şunu alayım. Ben birazcık böyle hani ortadan ziyade tiki taka mı oynasak diye düşünüyorum ama Lewandowski de performansı bu hafta. Dostlar Lewandowski ilk 11'e koyayım. Şöyle yapayım. Mbappe, Saka. Saka'yı hamle oyuncusu yok. Saka iyi orta açar oradan. Pedri, Coman tamam. Şimdi genel diyoruz dostlarım. Oynayabileceğimiz bir kadro kurmak istedik. Neymar'ı almak durumundayım şu anda. Ruben Dias hadi yedekte kalsın yine. Ne olur ne olmaz. Salah'ı alacağım. 100 olacak. Haaland. Aslında Haaland ilk 11 başlayabilir. Delight. Kevin De Bruyne alınabilir. Griezmann var. Griezmann alınır. Neymar aldığım için alamayacağız. Lionel Messi'siz olmaz. Lionel Messi'yi de şöyle bir alalım. Başka kimler var? Bellingham var. Güzel. Bellingham'ın yanı sıra Delight. Bir dakika. Saka'nın 96'lık kart. Bu 99 oluyor. Bunu alalım. Aynen öyle. Kvara var. İş görür. Son olarak bir tane daha şöyle kanada alabileceğim Bernardo Silva'yı da alabilirim dostlar.
Bernardo Silva'yı da alıyorum. 2 stoper fazla gelir. 3077 oldu kolektif güç. Kulusevski var aslında. Kimi alabilirim diye şöyle bir düşünüyorum. Scholes, Kulusevski. Yok yeterli ya. Tamam. Kadroyu bu şekilde kurduk. Dostlar bu kadroyla maç yapacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Dostlar sistem rakibimizi buldu. Bizi Pedri yarı yolda bırakmış. Yakışmadı sana Pedri diyoruz. Dostlar Kvara, Neymar var. Kvara'yı alsak oynar mı burada? Oynamaz ama şöyle yaparsak oynayabilir. Ya aşırı merak ediyorum ve bu taktik iyi olursa her gece 12'de biliyorsunuz canlı yayınlarımız var. Gece 12'de canlı yayında bu taktiği konsolda da deneyeceğim arkadaşlar. Gerçekten şunun ekran görüntüsünü alacağım. Yani çok tuhaf ve ilk defa gördüğüm bir diziliş. 3 stoperin yanında kanatlar çizgiye yapışık olacak. Top çevirme oynadığımız için ilerideki oyuncular da yapışık olacak. Ama çok fazla mı birbirine girerler yoksa sağlam mı olur, bunu birlikte kontrol edeceğiz. Hadi gelin isterseniz maçımıza geçelim. İkimizin de Santos'u seçmesi peki gerçek mi ya? Vay arkadaş. Yabancı bir rakip. Hadi bismillah diyoruz. Rakip başladı. Normalde top çevirme taktikleri birazcık kısır geçer. Birlikte bakacağız nasıl olacağını. Attım. Figo'ya doğru. Tabii ki taktiğe birazcık alışma süremiz olacaktır. Kapattım. Çok güzel Tomori ile aldım. Bakalım nasıl yayılacaklar sahaya, çok merak ediyorum. Şöyle bir Figo ile gönderirsem harika. Çok güzel. Verdim tekrardan. Göbekte boşluk. Çok güzel. At yavrum. Ortayı açtım. Haaland mı, kim o? Üstten out. Bir de kanatta Figo var arkadaşlar. Figo olduğu için oradan inanılmaz kafa vuruşları yapabilmemiz için ortalar kesecektir bize. Sommer gönderdi. Gönderdiği yerde biz yokuz. Artık yokuz. Aldım. Ambrosini. Verdim pasımı çok güzel Saka. Ah ah ah. Aha. Yalnız biraz foul yaptım orada ama. Çok güzel. Ver kankam kanada. Luis Figo. Figo. Çok güzel kes. Abi bir şey. Allah belanı vermesin, gole bak. Arkadaşlar Figo çok iyi kesiyor. Gerçekten yerini orta özelliği olduğu için. Kardeşimiz izlediği için teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir gol geldi Haaland'dan. Ama tabii ki şöyle hani taktik ne kadar iyi işler işlemez artık orasını siz karar vereceksiniz. Aman. Marquinhos aldık topu. Verdim. Çok güzelsin. Figo çok iyi gördü. Orada Coman var. Coman döndüm. Verdim pasımı. Şimdi Ambrosini uzun gönderdi. Orada Kvara var. Kvara olmadı. Alırız alırız. Yani bu arada 1-2 şöyle oynamayla şu taktik inanılmaz yerlere gidebilir ha. Ben net söyleyeyim size. Yani bir DOS bir OOS var. Acaba 2 DOS oynansa farklı olur mu? Son 10 mil pas Ambrosini. Aldım topu. Çok güzelsin Saka gidiyor. Saka pasını verdi. Çok güzel at. Bir daha verirsem. Olmadı bende. Kanka ikiniz varsınız. Başka kimse yok orada. Çok güzel. Aldım topu. Verdim. Gascoigne. İyi top. Coman gidiyor. Coman pas. Şimdi tekrardan attım. Coman Verkaç'a sokmak istedim ama olmadı. Dikkat. Tamam tamam tamam. Hiçbir şey yok. Sonu yalnız iyi kullanıyor. İnşallah sonumuzu o getirmez. Sonu gerçekten çok iyi kullanıyor. Aşırı iyi kullanıyor sonu. Biz de eğer izlerse golünü izleyelim. Ayıp olmasın. O da bizimkini izledi çünkü. Burada çok güzel bir pas. Yani zamanlaması o kadar iyi bir pas verdi ki yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu gibi. İkili basmıştık orada. Neyse başlayalım tekrardan. Dostlar Lewandowski de var oyunda. Onu da sokabiliriz sonra. Şöyle bir attım. Gascoigne. Birazcık orada Gascoigne çelimsiz kalıyor. Almam lazım. Eyvah eyvah. Son bizi bitirdi. Vallahi son. Son bizi bitirdi. Attım. Ortaya. Şimdi Gascoigne. Ah Gascoigne. Orada biraz daha sağlam bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Son Honmin iyi ki alamadı. Arada alamaması bize fayda sağlar. Her aldığı pozisyon çünkü tehlike oldu bizim kalemizde. Şuraya göndereceğim. Şöyle bir atabilirsem. Harika. Kvara. Çok güzel. Oğlum çok iyi kaçtın ama. Costa Curta. Yine son. Abi sonu gerçekten iyi kullandı ya. Ara top. Alabiliriz. Alabiliriz. Kale. Kale. Hemen şöyle Oliver Kahn'la gönderiyorum. Gönderdiğim yerde Kvara var. Kvara indirirse şimdi orada çok güzel bir top. Bitirme hoca. Luis Figo nereye açacağım çok iyi biliyorsunuz. Ortayı açtım. İndirirsem indir. Bir şey diyeyim mi?
45 artı bug'ı. Yemin billah 45 artı bug'ı. Adama ayıp oldu. Bu arada golü ben geçtim biliyor musun? Bilmem belki geçti mi geçmedi ama resmen 45 artı bug'ından golü attık adama. Yani Kıvara orada o topu önünde alsın diye sırtında gezdirdi. Meme uçlarından dokundu. Yani keşkül titretmeleri yapıp önüne aldı. Ya bu oyun böyle kusura bakmayın. Yani attığımızda da yediğimizde de söylüyoruz. Böyle şeyler oluyor. 45 artı bug'ı. Orada Haaland da indirdim bu arada. Çok fazla kavisli gönderdi içeri diye ortayı. Saka. Çok güzel Kıvara. Kıvara. Baktı. Verdi pasını. Eyvah eyvah oraya. Yalnız bir şey değil mi? Taktik canavarmış. Kasma lan. Kasma. Neyse golü yersek arkadaşlar kasmaya bakarız. Chukwueze biraz önce kardeşimizde de vardı. Çok iyisin be. Biraz önce kardeşimizde de vardı. Full değildi o yüzden alamadık. Kendi geçti bu arada. Ben geçmedim. 2-2. Gollü oluyor. Bir tık da ileri mi alsam? Alayım lan. Battı balık yan gider. Şöyle verdim. Saka. Attım. Uzun bir top. Harikasın. İndirdim. Ya tek sıkıntı şu mesela. Orada göbekteki adam işte ileri kaçmıyor abi. Kaçsa bu oyunun en büyük artısı ileri kaçacaksın aga. Yoksa yok yani. Aldım. Çok güzel. Koman pası. Orada Figo. Tabii ki de hemen atmayacağım. Ama şimdi atarım. Yok offside. Figo ortaladı. Bir kafa. Atak devam edecek. Haaland. Saka. Çok kötü bir şut. Gerçekten Saka yapmış gibi bir şut. Bu ne lan? Çok kötüydü. Dostlar Figo olmasa şu anda adam resmen bizi patates ediyordu. O derece bir şey. Şimdi oyuncu da değişikliği yapacağız. Lewandowski falan alabiliriz. Şöyle indirir miyim? İndiririm ben onu. Bu oyuncu üstünlüğüm var. Süper. Gascoin attım. Ambrosini çok güzel gördü. Şimdi ortaya verirsem oğlum üçgen yani koşu yoluna atıyoruz ya. Kevin De Bruyne attı. Dikkat. Chukwueze'yi de iyi kullanıyor. Bu sefer şanslıyız. Süpersin. At kankam artık. Hadi süper. Gördüm. En köşeye. Harika. Figo olmadı dostlar. Oyun planı. Takım gerçekten yoruldu. Şut mu çekti? Ne yaptı o? Şuraya gönderelim. Gel bomboş. İndir. Ulan bomboş lan. Aşağı atacaktım direkt. Şuraya atacaktım. Doldu ama. Bastoni. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Chukwueze. Chukwueze. Hadi oğlum. Gönderdim. Bir pas daha. Gel. Çok iyi gördüm. Gel. Koman. Figo gidiyor. İyi keser. Figo. Bir daha attım. Olmadı. Oğlum bir oyuncu değişikliği yapaydık be. Bir oyuncu değişikliği yapaydık. Aldım. Saka. Aha. Kaleci yanlışlıkla mı açtı? Kaleci yanlışlıkla mı açtı? Ambrosini. Figo da top. Figo. Attım. Ortayı açtım. Haaland. Ay. Abi kaleci. Ama yapacak bir şey yok. Orada sert mi vursaydım ya? Dedim düzgün gitsin diye. Sakan'ın şutları çok iyi değil. Ama gerçekten iyiydi ya. Neyse dur oyun planı yapacağız. Ya son anda oyuna girecek oyuncularla bir şeyler yapabiliriz. Lewandowski'yi alayım. Buraya Salah'ı alayım arkadaşlar. Neymar. Mbappe'yi alayım. Oha Mbappe var. Ve Griezmann. Griezmann'ı da buraya alayım. Abi yedeklerde mesela Bellingham'ı da gelip buraya alayım. Ya da Bellingham'ı buraya alayım. Ve bunu go yapayım. Biraz daha risk alalım. Tamam kanka seni bekletmeyeceğim merak etme. Dostlar gerçekten oyuncunun da yani karşınızdaki rakip de çok çok iyi oynadı. Top çevirdi bu taktikte ama yani nasıl buldunuz bilmiyorum ya. Olabilir mi olmaz mı? Fena değil de gibi ama ilginç bir diziliş. Bunu bir de hızlı kontrol atakta eğer iyi bir like gelirse kardeşimiz hesabını tekrardan alırız. Hızlı kontrol... Aha. Ya yok yok. Aa Ambrosini yanlışlıkla orada mı bıraktık biz? Salah. Attım. Geçmedi. Oğlum Ambrosini orada mı bıraktık yanlışlıkla? Neyse yapacak bir şey yok. Attım pasıma. Çok güzel. Koman. Ah ah ah. Devam devam devam. Son dakikalar artık. İyi orta gol getirebilirdi ya. Olabilirdi yani. İndiririm ben onu. Ben de. Şöyle gönderdim. Harikasın. Biz bu golü yeriz. Aldım. Artık çok geç. Gönderiyoruz. Ve maç 2-2 dostlar.
taktiği yorumlamanızı rica ediyorum. Ben bunu bu arada hızlı kontratakta bir kere de denerim. Olur olmaz bilmiyorum, ya da uzun top kontrada. Sizce nasıl? İyi midir, kötü müdür? Yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Bu arada rakip de bizim kadar iyi oynadı. Bence attığı goller çok daha temiz, güzeldi. Bizim Haaland'la attığımız gol iyiydi. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.